رمضان رمضان رمضان. قل لي بربك هل أتيت برحمة وكذا سرور العتق من نيراني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمين اللهم آمين. Bugünkü dersimizde zikrin faziletiyle alakalı bir hadisi beraberce anlamaya çalışacağız inşallah. İmam Tirmizi'de ve İmam Malik'in Muvatta'sında geçen rivayette Ebu Derda radıyallahu anh şöyle aktarıyor. Bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Size amellerinizin en hayırlısını, melikinizin yani el-melik olan Allah'ın katında en temiz olanını ve derecelerinizi en fazla arttıran olanını, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlı olanını, düşmanla karşılaşmanızdan, düşmanın boyunlarını vurmanızdan veya düşmanın sizlerin boynunuzu vurmasından daha hayırlı olan bir ameli haber vereyim mi? Dedi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Allah Resulü'nün ashabı elbette ey Allah'ın Resulü buyurdu. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu Allah Azze ve Celle'yi zikretmektir dedi. Şimdi kardeşler, hadisi incelediğimizde Peygamber aleyhissalatü vesselamın zikrin faziletiyle ilgili bu hadiste gerçekten tüylerimizi diken diken eden, dikkatimizi celbeden ve faziletini anlatmak açısından çok önemli bilgiler içerdiğini görmekteyiz. Peygamber aleyhissalatü vesselam öncelikle zikirle ilgili en hayırlı amel diyor. En hayırlı amel diye buyuruyor. Allah Azze ve Celle katında en temiz olan amel buyuruyor. Ve Allah Azze ve Celle'nin katında dereceleri en fazla yükselten, kulun en yüksek derecelere ulaşmasını sağlayan amel diyor. Zikir bu üç tane özelliğe sahiptir. En faziletlidir, en temizdir ve kulun derecesini en fazla artıran ameldir. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam zikri başka amellerle karşılaştırıyor. Bunlardan birincisi infak etmek, altın ve gümüşü harcamak, infak etmek. Bunlardan ikincisi ise Allah yolunda cihat etmek. Peygamber aleyhissalatü vesselam zikrin bu iki tane amelden daha hayırlı olduğunu rivayette bize anlatıyor. Kardeşler, bu hadis kesinlikle cihadın veya Allah yolunda infak etmenin derecesini düşürmek veya onları hafifleştirmek maksadını taşımamaktadır. Bilakis bu iki amelde İslam'da en faziletli olan, İslam'da en güzel olan, en hayırlı olan amellerdendir. Burada Peygamber aleyhissalatü vesselamın kastetmiş olduğu şey zikrin ne kadar önemli bir amel olduğudur. Zikrin ne kadar kıymetli, ne kadar faziletli bir amel olduğudur. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu amellerle karşılaştırışı, zikirle bu ibadetler karşı karşıya geldiğinde biz zikri tercih edelim, infak etmeyi ve cihadı bırakalım, zikri tercih edelim anlamını, maksadını taşımamaktadır. Bilakis Peygamber aleyhissalatü vesselam sadece zikrin faziletini, kıymetini anlatmak için böyle söylemiştir. Peki kardeşler, bu hadiste bahsedilen zikir hangi zikirdir? Yani kişinin sadece diliyle zikretmesi, kalbinin ona uygun bir şekilde bir duygu, bir düşünce, bir hazırlık içerisinde olmaması mıdır? Yoksa her ikisinin beraberce olması mıdır? Elbette burada kastedilen zikir hem kalbin hem de dilin zikridir. Hatta azaların da beraberince hareket ederek onlarla beraber zikretmesidir. Dilin zikretmesi emri bil maruftur, Kur'an-ı Kerim okumaktır, Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını anmak, Allah Azze ve Celle'ye zikir olabilecek mesur olan duaları söylemek, zikirleri söylemektir. Kalbin zikri Allah Azze ve Celle'yi sevmesidir. Allah Azze ve Celle'ye boyun eğmesidir. Allah Azze ve Celle'den korkmasıdır. Ona kulluk duygularıyla ona yaklaşmasıdır, dua etmesidir. Kalp bu şekilde duyguları, bu şekilde ibadetleri yaparak
Allah Azze ve Celle'yi zikreder. Azaların zikredişi ise kişinin Allah Azze ve Celle'nin emretmiş olduğu şeyleri yerine getirmesi, nehyetmiş olduğu şeylerden de sakınmasıdır. Bu şekilde yaptığında azalar Allah Azze ve Celle'yi zikrederler. Yani en hayırlı amel, el-melik olan Allah'ın katında en temiz olan amel, dereceleri en fazla arttıran amel, infaktan ve cihattan da hayırlı olan amel, kalbin de eşlik ettiği, azaların da eşlik ettiği dille yapılan zikirdir. Bu şekilde yapılırsa bu insana en faydalı olan ve hadiste bahsedilen faziletleri elde etmesini sağlayan bir amel olur. Peki kardeşler, şunu sormakta fayda var. Zikir nasıl cihattan faziletli olur? Veya zikir nasıl infaktan faziletli olur mesela? Evvela şunu belirtmekte fayda var. Hiçbir ibadet zikirsiz değildir. Ve her ibadet mutlaka zikir için vardır. Allah Azze ve Celle ibadetleri, namazı, orucu, haccı, cihadı, infakı her bir tanesini aslında Allah Azze ve Celle'ye bir zikir olsun diye meşru kılmıştır. Ve ayrıca bunlar yapılırken de Allah Azze ve Celle'nin zikredilmesini beraberince emretmiştir diye belirtelim inşallah. Bunu bildikten sonra şunu da söyleyebiliriz. Allah Azze ve Celle'yi zikreden bir mücahit, cihat eden bir kimse bu şekilde olmayan, Allah Azze ve Celle'yi zikretmeyen mücahitten daha faziletlidir. Allah Azze ve Celle'yi zikrederek infak eden bir kimse, Allah Azze ve Celle'yi zikretmeyerek infak eden bir kimseden daha hayırlıdır. Allah Azze ve Celle'yi zikrederek namaz kılan bir kimse, Allah Azze ve Celle'yi zikretmeyerek gaflet içerisinde namazını kılan kişiden daha hayırlıdır. Allah Azze ve Celle'yi zikrederek oruç tutan bir kimse, Allah Azze ve Celle'den gafil bir şekilde oruç tutan, midesine sadece orucu tutturan bir kimseden daha hayırlıdır mesela. Haliyle zikir demiş olduğumuz ibadet, hangi ibadette varsa, hangi ibadetle yan yana gelirse, bu durumda o ibadeti kendisinin bulunmadığı, kendisi eksik olan diğer ibadetten, diğer kişiden daha faziletli konuma gelmektedir diye söyleyebiliriz. Ayrıca şöyle de anlayabiliriz. İbadetler zamana göre, mekana göre veya kişisel olarak baktığımızda kişinin durumuna göre birbirinden farklı olabilirler. Yani bir ibadet belli bir zamanda en faziletli olabilir. Başka bir mekanda en faziletli ibadet başka bir ibadet olabilir. Veya kişinin durumu, kişinin karakter özellikleri, kişinin bulmuş olduğu vaka beraberinde o başka bir ibadetin en faziletli olarak kabul edilmesini gerektirebilir. Haliyle zikir ibadeti cihat ibadetiyle karşı karşıya geldiği zaman elbette cihat ibadeti daha önceliklidir. Ancak cihat ibadeti zikirden uzak veya zikirden ayrı değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle tüm ibadetlerin içerisine zikri de yerleştirmiştir ve zikirle beraber olduğu zaman zikretmeyen cihattan daha kıymetli hale gelir. Haliyle bizler de düşüneceğiz. Bizler namaz kılıyoruz, bizler oruç tutuyoruz, bizler zekat veriyoruz, bizler hacca gidiyoruz, bizler emri bil maruf, nehi anil münker yapıyoruz. Bizler Allah Azze ve Celle'ye kulluk olaraktan birçok şey yapıyoruz. Bunları yaparken sadece yapıyor muyuz? Yoksa beraberinde Allah Azze ve Celle'yi de zikrediyor muyuz? Eğer Allah Azze ve Celle'yi de zikrediyorsak bu beraberinde en faziletli, en hayırlı ibadet olur. Ama zikretmiyorsak bu sadece ibadetin türünü yerine getiren içi boş bir ibadet yapmak türünden bir şey olur. Haliyle zikir ibadetlerin en faziletli olmasını sağlayan şeylerden bir tanesidir diye belirtelim inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki, muhacirlerin fakirleri Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına geldiler. Ve dediler ki, ey Allah'ın Resulü, varlık sahibi, mal sahibi olan kardeşlerimiz, hayırları, yüksek mertebeleri, ecirleri topladılar, götürdüler. Çünkü onlar bizim kılmış olduğumuz gibi namaz kılıyorlar. Çünkü onlar bizim oruç tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Fakat onlar bununla beraber infak ediyorlar, biz infak edemiyoruz. Köle azat ediyorlar, bizim köle azat etme gibi bir durumumuz söz konusu değil. Böyle bir imkanımız yok diye bu şekilde söylüyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam da
onlara hayırlı olan, onların derecesini kendisiyle elde edebilecekleri bir amel söylüyor. Ve diyor ki, her namazdan sonra 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa da Allahu Ekber deyiniz diyor. Bu şekilde onların derecesine ulaşabilirsiniz diye Peygamber aleyhissalatü vesselam belirtiyor. Bunu duyan muhacirler gidiyorlar ve bu ameli yapmaya başlıyorlar. Sonra tekrar geliyorlar Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam yanına ve diyorlar ki, ey Allah'ın Resulü, bizim zengin olan kardeşlerimiz, varlık sahibi olan kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı bildiler. Ve onlar da aynısını yapmaya başladılar. Yani hem infak ediyorlar, bizim yapamadığımız bir ameli yapıyorlar. Hem de sen bize bir amel tavsiye ettin. Dedin ki bu şekilde yaparsanız onların yaptıklarına ulaşabilirsiniz. Bu daha hayırlıdır diye söyledin bize. Fakat onlar bunu da öğrendi, bunu da yapmaya başladılar. Bu şekilde bizi yine geçmeye başladılar. Peygamber aleyhisselam dedi ki, bu Allah Azze ve Celle'nin faziletidir. Ve Allah Azze ve Celle bu fazileti dilediğine, bu fazlını dilediğine verir diye söyledi, belirtti. Yani burada dikkat ederseniz Peygamber aleyhissalatü vesselam imkan sahibi olmayanlara bir yol gösteriyor. Mal sahibi olmayanlara bir yol gösteriyor. Sizlerin infak edeceğiniz, zekat vereceğiniz, Allah'ın dinine katkıda bulunabileceğiniz bir mal varlığınız yoksa zikrederek onların derecesine ulaşabilirsiniz. Zikrederek onlar gibi hayırlı bir amel yapmış olabilirsiniz diye Peygamber aleyhissalatü vesselam belirtti. Ve Allah Azze ve Celle'yi zikretmekle beraber infak edenler, beraberinde zikretmekle beraber infak edemeyenlerden daha faziletli oldu ikinci olarak. Yani bizler Allah Azze ve Celle'yi zikrettiğimizde bu Allah Azze ve Celle'yi zikretmeyip mal infak edenlerden veya sadaka verenlerden hayırlı olmamıza veya onların derecesine ulaşmamıza sebebiyet verebilir. Zikrimizle ekstra yaptığımız, fazladan yapmış olduğumuz zikir ameliyle beraberinde onların mertebesine veya onlarla aynı dereceye ulaşabiliriz mesela. Ve zengin olanlar da, mal sahibi olanlar da mallarını infak ederek, Allah'ın yolunda harcayarak, bununla birlikte zikir ameline de dikkat ederek daha faziletli olan Allah Azze ve Celle'nin kendilerine verdikleri bu fazlı bu anlamda kullanmış olanlar hakkıyla şükrünü eda etmiş olurlar diye belirtelim inşallah. Zikir en hayırlı, Allah katında en temiz ve dereceleri en fazla yükselten ameldir. Sadakadan ve cihattan daha faziletlidir. En faziletli sadaka Allah Azze ve Celle'yi zikrederek yapılan sadakadır. En faziletli cihat Allah Azze ve Celle'yi zikreden bir kimsenin yapmış olduğu cihattır. Beraberinde namaz, oruç, hac ve benzeri ameller de bu şekildedir diye belirtelim inşallah. Allah Azze ve Celle başta beni, daha sonra siz kardeşlerimi anlattıklarımdan faydalandırsın. Allah Azze ve Celle bizleri kendisini çokça zikreden kullarından, kendisinin razı olduğu kullarından kılsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirüke ve etûbü ileyke.